Ne yapıyorsun? Bak bayramdan çıktık. Bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun. Kutlu olsun. Ne yapıyoruz bugün? Bugün patatesli pizza rulosu yapıyoruz. O kadar güzel bir şey ki çok pratik, çok ekonomik. Dedim ki Şefika bunu yapalım biz. Birkaç tane seçenek sundu bana. Sonra ben size bir tarif yapacağım. Ama Şefika'nın tarifi çok güzel. Ben farklı bir şey, çok pratik bir şey anlatacağım, bir şeyden bahsedeceğim. Kaçırmayın. Pirinç kağıdı, pirinç yufkası, onu anlatacağım. İngilizce adıyla söyleyecek olursak rice paper'dan bir şey yapacağım size. Yani böyle çok şeyiz ya. Yani öyle de geçiyor. Hani ararken öyle de arayabilirsiniz. Pirinç kağıdı, bildiğimiz pirincin böyle glutensiz bir tarif olacak bu. Bayılacaksınız. Şefikam, hadi başta neler var senin patates pizzanda? Ben bir kere bol glutenli bir şey yapıyorum. Onun üstüne onu yeriz, dengeleriz dermişiz. Bugün patatesli pizza rulosu yapacağım dediğim gibi. Onun için 1 kilo haşlanmış patatesim var. 1 kilo patates ne kadar yapıyor? Aşağı yukarı 4 ya da 5 tane böyle orta boy patates yapıyor. Bunları bir rendeleyeceğim ben Derya Hanım. Normalde bu pizzamın tabanını bu patates oluşturacak. Ya patatesin kilosu kaç lira oldu şu ara? 5 lira falan. 5 mi? 5 lira. Bak patates bile 5 lira. Patates hani bile 5 lira. Ekonomik diyoruz ama neyse, doyurucu hiç değilse. En azından doyurucu ve bu yapacağımız ölçüyle aşağı yukarı 10 kişi falan çok rahat doyacak. İyi, o zaman olacak. Ekonomik oluyor kalabalık aileler için. Aynen. Güzel bir seçenek. Benim bir tavsiyem olacak izleyicilerimize. Bu patatesi mutlaka kabuklarıyla haşlasınlar ki patatesin içindeki nişastası gitmesin. Rulo yaparken böyle güzel güzel tutsun rulomuzu. Şimdi böyle güzelce ne de haşlamışım. Ben rendeliyorum ama bir taraftan da eziyorum elimle. Evet, patatesi bazen ben de yapıyorum. Hani soyup. Siz de öyle yapar mısınız hanımlar bilmiyorum. Böyle küçük küçük doğrar da az su koyar, öyle haşlarım. Ama maalesef onda bir lezzette bir kayıp oluyor. Değil mi? Yani siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Daha alışacağım, kamerayı falan bulamıyorum. Elim ayağım titriyor. Bilmiyorum. Siz kameramın arkadaşım, isminiz neydi? Ali. Ali Bey, benim torunun adı da Ali. Ali Bey, siz patatesi nasıl haşlarsınız? Kabuğuyla mı, kabuksuz mu? O hiç haşlamamış. Yani hangisini? Bu? Hiç haşlamadım diyorsun. Hiç haşlamamış. Hiç haşlamadım. Seçeneği yoktu seçenekler arasında ama olsun. Gerçekten kabuğuyla haşlamak. Peki tuz atalım mı Şefika haşlarken? Derya Hanım, ben kabuğuyla da haşlarken böyle patatesi böyle minik minik deliyorum. Ondan sonra içine bir kaşık tuz atıyorum. Öyle daha lezzetli oluyor patates. Daha güzel oluyor. Evet, bir de şey derler. Patatesinizin daha sarı olması için. Bu da benim öğrendiğim bir pratik bilgi. Suyunda bekletin, soğusun. Hani çok haşlamayın, böyle dağılacak gibi haşlamayın. Suyunda biraz bekletin. O suda kalınca daha sarı oluyor patatesler. Ben onu bilmiyordum. Onu da deneyebilirsiniz. Benden de bir şey öğrenmiş oldu Şefika. Derya Hanım, şimdi patatesleri rendeledik. Rendeledikten sonra şöyle güzelce de ben yoğurdum. İçinde böyle pütür pütür bir şey kalsın istemiyorum. Bunu rulo yapacağım için. Evet. Rulo yaparken kırılmasın istiyorum. Tamam. Malzemelerimiz son derece pratik. Şimdi bu patatesi hazırladıktan sonra bu ana malzememizin içine ben bugün sucuk ve kaşar peyniri kullanacağım ama kavrulmuş kıyma koyabilirler. İsterlerse sebzeli bir harç yapabilirler. Aynı zamanda ben baton kalıpta pişireceğim ama baton kalıbı olmayanlar için başka bir yöntem daha söyleyeceğim izleyicilerimize. Okay, tamam. Şimdi bu bir kilo patatesin içine neler koyuyorsun? Neler koyacağız? Bir su bardağı un ilave edeceğiz. Tamam. Hepimizin evinde olan pratik ya gerçekten hani evde var bu. Hani ne yok? Akşama ne yenecek? Bizim adam geliyor, yola çıkmış. Neyse o trafikte kalır biraz. Falan derken at patatesi. Tamam. Çocuklara öğlen ne yedireceğiz mesela? Tabii tabii. Cumartesi, pazar. Hani şey deniyor ya, geç kahvaltı, brunch. Orada da bunu yapabiliriz. Güzel değil mi? Orası için de iyi. Orası bu. Orası için de çok güzel. Aynı zamanda çay saatleri için de güzel bir alternatif. Kabul günü. Böyle halamız olur. Kabul gününe biri geliyor karşıdan, apartmandan komşular, yan komşu, akrabalar. Orada da güzel bu. Sıcak sıcak böyle hemen keseriz. Şefika, uçak geçiyor. Evet. Gökhan birazdan buraya inmesin. Yok, Gökhan evde. Evde mi Gökhan? Evde bugün, eminim yani. Dün de evdeydi ayol. İki gün evde yok, mi? Akşam gitti, sabah geldi. Ha öyle. Öyle, Şefika'nın kocası pilot.
Dün ona burada sıcak prova yaparken takıldım, dedim ki vallahi Gökhan birazdan buraya inecek, hani patatesli şeyi alıp gitmesin. Hani neydi o vecihi gibi böyle yukarıdan inmesin, gözlükleri gözünde bunu alıp gitmesin. Olabilir yani. Akşam eve gidince ister yaparım ben onu. Hı? Akşam eve gidince ister yaparım ben ona. Ay böyle de işte bak bak. Yani benim evde bunu yapabileceğim kimsem yok. Kime yapayım ben bunu? Değil mi? Ali diyor ki bana yap. Onu mu diyorsun, kameraya mı bak diyorsun? Kameraya bakayım. Yaparım kameraman arkadaşlar. Siz gelin size yapayım. Ne yapayım ben yani? Değil mi? Patatesli. 2 dakikada oluyor yalnız. Şimdi Derya, çok güzel. Derya Hanım, ben şimdi içine 1 su bardağı unumu koydum. 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağımı koydum. 3 tane de yumurtamı ekliyorum. Sarısı beyazı karışık. Sarısı beyazı karışık. Hepsini ekliyorum. Birazcık tuz ekleyeceğim. Baharatlarımdan. Tamam. Tuzu, patates tuzu kaldırıyor, birazcık koydum. Pul biber koyacağım. Karabiber koyacağım. Bir de sarımsak koyacağım. Sarımsaksız olmaz. Ne diyorsun? Ya, patatese çok yakışıyor. Bir de pizza gibi yapacağımızı düşünürsek gerçekten o lezzeti yakalamak istiyorum. Bu bizim ana hamurumuz. Çok güzel. Sponsorlarımız ben genelde evi taşırım buraya. Hani öyle olur ya, çocuklar unuturlar böyle, getirmemiştir silgisini. Arkadaşım bugün senin silgini alabilir miyim ben falan gibi. Ay özlemişim ben, açıldım çözüldüm vallahi. Değil mi? Bir bülbül gibi bir şakımaya geçtim ama bacaklarımın titremesini anlatamayacağım size. Şimdi pizza rulosunun alt kısmına ben böyle bu sucukları diziyorum. Ben zannettim ki içine yapacaksın. Dışında ben burada bir tane hazırladım akşamdan. Böyle rulo yaptıktan sonra sucuklar böyle dışında duruyor. Çok havalı. Evet. Burada sucuk olmaz, salam olur, salam olmaz, sosis olur. Hiçbiri olmaz, hiçbir şey koymalarına gerek yok. Böyle yan yana yan yana diziyorum bunları. Aa, bu çok güzel bir fikir. Ya bu... Faruk, bunu sen çok seversin. Evet, tam Faruk abiye göre bu. Evet. Tam Faruk abinin tarzı bu. Bu ana... Sen gluten free değilsin. Değilim. Ha? Değilsin. Ama zayıfladın, çok iyi formdasın. Gayet iyi. Aa, süpermiş vallahi, çok sevdim. Patates ayrıca sindirimi kolaylaştırdığını bilmiyordum. Hani zorlaştırır diye bir sanki bir şey var. Öndeki bilgilerde yazıyor. Mide gazlarını gideriyor. Potasyumdan zengin, bakın patates arada sırada hele bizim gibi yaşa boş verip hayata boş vermeyen tipler için çok önemli gerçekten. Bu lafımı biliyor musunuz? Yaşa boş ver, hayata boş verme. Yandan gözücüyle orayı takip ediyorum. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi sucuğu alta koydum. Patatesini yaydım. Patatesi yayarken yalnız yapışır. O yüzden böyle bir kase su aldım. Ha. Bir de kaşığa batırdım. Böyle yapıştıkça ben o kaşığı suya batırarak böyle patatesi güzelce yaydım. Evet. Bu bunun püf noktası. Şimdi eğer kaşar peyniri koyacaksak, başka bir iş uygulamayacaksak bu kaşar peynirini bu aşamada böyle... Diyelim ki kaşarımız yok, alamadık bu hafta, bütçeye uygun değil. Ne yapabiliriz? Bu sucuğu da kullanmayız. Biz bu patatesi bu şekilde yayarız. Hatta şu kalıbımız da yok. Yani olmayabilir. Bunu direkt biz pişiririz fırında 10 dakika. Ondan sonra arasına istediğimiz malzemeyi koyar, ondan sonra rulo yaparız. Bak bu da mümkün. Yavrum şu şeyi sen anlat bakayım. Tireyi söyleyecek miyim? Alt çizgi mi diyeceğim? Deryalı Günler alt çizgi TV Instagram hesabından soru ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Ay. Bekliyoruz. İyi bak, benim dil damak birbirine yapışırken.